Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum herkese. Evet sevgili dostlar, bu analizimizde Viyop dolar diyeceğiz. Viyop doların Mart ayındaki, Mart vadedeki analizini yapmaya çalışacağız. Ve diğer taraftan da Merkez Bankası'nın işlemlerini masaya yatıracağız. Ve aynı zamanda Merkez Bankası'nın gerek Mart, gerek Nisan, gerekse Haziran vadede taşımakta olduğu pozisyonlarının son kapanışlar itibariyle ne oranda karda veya zararda olduğunu hesaplamaya çalışacağız. Ve bu hesaplamalar sonrasında da Merkez Bankası'nın birazcık önümüzdeki günlere, özellikle seçimlerden sonraki Nisan ve Haziran vadeye yönelik niyetini ortaya çıkarmak, bunu tespit etmek üzere bir fikir jimnastiği yaparak doların bir anlamda önümüzdeki günlerdeki yönünü de Merkez Bankası'nın hareketlerinden yola çıkarak tahmin etmeye gayret göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar, dün aktarmış olduğum dolarda kazanmak için mutlaka bilmelisiniz, bunları bilmelisiniz başlıklı bir analizim vardı. Bu analizde özellikle küresel faktörleri ve ülke içerisindeki faktörleri detaylı bir şekilde izah ettiğim için bu analizde bu konulara tekrar girmeyeceğim. FED konusuyla ilgili açıklamalarda bulundum. Biliyorsunuz bu hafta 19-20 Mart tarihlerinde FED'in toplantısı bulunuyor. Ve bunun haricinde dolarda yatırım yapıyorsanız veya dolar Viyop'ta, Forex'te işlem yapıyorsanız hangi küresel ve iç gelişmeleri bilmeniz gerektiği hususuyla ilgili ayrıntılı açıklamayı bu videonun arkasına ekleyeceğim. Dün geceki videodan izlemek suretiyle bilgi alabilirsiniz. Onun için bu konuda temel faktörlere, fundamental konulara girmeyeceğim. Evet arkadaşlar, dolar Viyop konusunda Mart vadeye geçtiğimiz hafta başlarken 5.48-30 seviyesi bu haftanın pivot seviyesiydi. Bu seviyenin üzerinde kalınmak şartıyla 5.54'e yönelik bir yukarı eğilimin devam edebileceğini, yani rotamızın bu güzergahta, bu cihette olacağını ifade etmiştim. Nitekim en düşük 5.47-30 seviyesini bu hafta Mart vadeli Viyop kontratları gördü. Şurada görmekte olduğunuz gibi. En yüksekte 5.31-38 seviyesini görmek suretiyle 5.50'nin üzerini bir kez daha test etmiş ve yukarı yönlü gidişatını şurada görmekte olduğunuz gibi 5-6 haftadır yukarı yönlü kademeli bir gidişat söz konusu bu eğilimi devam ettirmiş oldu. Şimdi sevgili arkadaşlar, görmekte olduğunuz gibi burada Fibonacci grafiğimiz her zaman olduğu gibi aynı. Şuradaki 7.20'li seviyeler ve buradaki 5.13-5.15'li seviyelerin referans olarak kabul edilmek kaydıyla yapmış olduğumuz çizimde. Şurada arkadaşlar önemli bir direnç noktamız bulunuyor. %23.6'ya denk gelmekte olan 5.64 seviyesi Viyop Mart vade için önemli bir direnç özelliğindedir. Zira Ocak ayının başında bu direnç noktası çok net bir şekilde çalıştı. Bunu hatırlayınız. Dolayısıyla arkadaşlar bu kanalımızın yönü 5.64 olarak görülmekte. Ve bu şartlar altında 5.64'ün kırılması ve buranın destek haline gelmesi durumunda 5.70-5.90 bölgesine doğru, tam net rakam söyleyeyim isterseniz size, evet 5.96'ya doğru bir yükseliş eğilimi başlayabilir. Ancak öncelikle 5.64 seviyesinin geçilmesi ve kırılması gerekiyor. Fibonacci kriterleri ne zaman bu seviyelere ulaşılabileceği konusunda herhangi bir bilgi vermiyor. Biz bu sebeple aynı zamanda bir de pivot verilerine bakıyoruz. Çünkü pivot verileri haftalık ve günlük olarak hesaplamalar yapmakta, bu hafta hangi seviyelerin görülebileceğini, hangi virajlar dönülür ise bir sonraki hedefin neresi olabileceğini bize biraz daha keskin olarak, net olarak bilgilendirebiliyor. Evet değerli dostlar, bu hafta için referans noktamız 5.49.80. Yani pivot seviyemiz budur. Bu seviyenin aşağısına iner ve bu seviye artık bir direnç olarak algılanmaya başlanır ise 5.48.21'e kadar gerileme ihtimali söz konusudur. Şayet 5.48.21 de tutunamaz, bu seviyede kırılarak burası da bir direnç konumuna gelir ise bu durumda 5.45.72'ye kadar yaşanabilecek olan bir geri çekilme ihtimali oluşmuş demektir. Bu noktada 5.49.80 seviyesi long pozisyon taşıyanlar için önemli bir seviye konumundadır. Bu hafta içerisinde
5.49.80 üzerinde zorlanan bir görüntü var ise gerileme eğiliminin 5.48.21 ve 5.45.72'ye kadar devam edebileceğini, şayet 5.45.72'nin de kırılması durumunda 5.44 seviyesine önemli bir destek noktası olarak bu bölgeye kadar geri çekilme ihtimalinin var olabileceğini hesaba katmalıyız. Eğer 5.49.80 üzerinde kalıyor isek bu durumda 5.52.29 ilk olarak ulaşabileceğimiz bir nokta özelliğindedir. Bu seviyeye yönelik bir atak sonrasında şayet bu bölgenin de aşıldığına tanık olur isek, burada dikkatli olmamız gerekiyor öncelikle. Buradan bir geri dönüş olmuyor. Bu seviyenin de üzerine çıkıp da buranın da bir destek konumuna geldiğini görüyorsak, bu durumda 5.53.88 sonrasında da 5.56.38 seviyeleri dikkat etmemiz gereken, bu seviyelere yaklaşımlarda temkinli olmamız gereken seviyelerdir. Burası aşılıyor mu yoksa tekrardan 5.22'ye doğru bir geri dönüş mü yaşanıyor? Veya 5.49.80 üzerindeyken 5.52'ye yaklaşımlarda bir zorlanma olup da geri dönüşler 5.49.80 üzerinde veya 5.50 üzerinde karşılanabiliyor mu? Bu hususu yakından takip etmekte yarar bulunmakta. Yukarı yönlü eğilimimiz devam etmekte. Bunu zaten biraz önce de ifade ettim. Şimdi arkadaşlar bir de bu haftaya yönelik olarak söz konusu olabilecek olan seviyelerdir. Pazartesi günü ne olabilir? Hangi seviyelere dikkat etmeliyiz sorumuza yanıt ise öncelikle 5.48.65 seviyesinin Pazartesi günü için değerli arkadaşlar 5.50.13 seviyemiz önem taşıyor. Kapanışımız 5.50.25 ile gerçekleşmiş durumda. Öncelikle haftalık pivot seviyemizin üzerinde ve şu anda da günlük pivot seviyemizin de üzerinde olduğunu görmekteyiz. 5.50.13 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.50.74, sonrasında 5.51.11 ve sonrasında ise 5.51.72 seviyeleri dikkatle takip edilmeli. Şayet 5.50'nin üzerinde kalamıyorsak bu durumda 5.49.76, 5.49.15 ve 5.48.78'e doğru bir geri çekilme olabilir şeklinde düşünmeliyiz. 5.48.78'in de aşağısı şayet görülecek olur ise bu durumda az önce haftalık grafiğimde sizlere belirtmiş olduğum birinci destek noktasını hesaba katmak, orayı dikkate almakta yarar olacak. Cuma günü itibariyle bizim piyasalarımız kapandıktan sonra USDTR'ye veya gelişmekte olan ülke para birimlerinde bir miktar bir değerlenmenin olduğuna tanık olduk. Dolayısıyla 5.47'ler civarından 5.45'lere doğru sert bir geri çekilme oldu. Gece yarısından itibaren açılacak olan uluslararası piyasalarda eğer bir tepkisel görünüm olmaz ise bizim pazartesi gününe bir miktar geri çekilerek başlama durumumuz olabilir. Cuma günü bizim piyasalarımızın kapanmasından sonra oluşan bu ekstra gelişme sebebiyle bu noktada değerli arkadaşlar mutlak surette bu geri çekilme durumunda az önce sizlere haftalık grafiğimden ifade etmiş olduğum 5.48.20 ve 5.45.72 yani 5.46 seviyesini çok yakından takip etmekte yarar bulunuyor. Bu geri çekilme 5.48.20'ler seviyesinde dengelenebilir. 5.48.20'nin bir miktar aşağısı görülüp de 5.47.50, 5.48 aralığından bir tepki çabası oluşabilir. Şayet bu gece herhangi bir tepkisel eğilim olmaz da bu şartlar altında güne başlayacak olursak, yani cuma günü akşam saatlerinde yaşanan tablonun etkisini hissedecek şekilde güne başlayacak olur isek ancak 5.47.50, 5.48 bölgesine doğru bir geri çekilme olabilir ihtimalini öngörebilmekteyiz. Ama bizim için önemli olan aşağı yönlü bir sarkma söz konusu olsa bile hızlı bir şekilde 5.49.80 bölgesine ulaşıp da buranın üzerinde kalabiliyor isek panik yapmanın bir anlamı olmayacağını ifade edebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, teknik görünüm ve teknik seviyeler budur. Şimdi biz Merkez Bankası'nın neler yaptığı konusunu bir incelemeye başlayalım. Evet, Merkez Bankası'nın BİOP işlemlerini değerlendiriyoruz. Arkadaşlar, Mart vade itibariyle Merkez Bankası son günlerde işlem yapmıyor. Dikkat ediniz, Mart vadede Merkez Bankası son günlerde short işlem yapmıyor. Cuma günü itibariyle herhangi bir işlem yapmamış, bu sıralamada Merkez Bankası'nı görmüyoruz. Merkez Bankası Mart vadede geçen hafta genelinde de hiçbir işlem yapmamış.
Bütün hafta boyunca hiç short pozisyon açtığına tanık olmadık. Mart vadede genel olarak kümülatif pozisyonuna baktığımız zaman bugüne kadar açmış olduğu short pozisyonlarının sayısı 402.762 ve ortalama maliyeti de 5.39.20'ler civarında. Sevgili arkadaşlar, 5.39.20 Merkez Bankası'nın ortalama maliyeti. Cuma günü itibariyle son kapanışımız hangi seviyeden gerçekleşmiş? Daha doğrusu BIOB için önemli olan uzlaşma fiyatıdır. 5.50.09. Yani Merkez Bankası short işlem yaptığı için piyasanın geriliyor olması ona para kazandıracaktır. Ama onun maliyeti 5.39 fakat uzlaşma fiyatı 5.50. O halde Merkez Bankası Mart vade için önemli zararlar yazmaya başladı ve teminat tamamlamak durumuyla karşı karşıya kaldı diyebiliriz. Biraz sonra Merkez Bankası'nın ne kadar zararda olduğunu da sizlere hesaplamaya çalışacağım. Evet, biz devam edelim arkadaşlar. Nisan vadeye gelelim. Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın yine herhangi bir işlem yapmadığını görüyoruz. Cuma günü son işlem günü olarak. Nisan vadede Merkez Bankası geçen hafta boyunca sadece 50 bin küsur kontratlık işlem yapmış. Yani short pozisyon açmış. Bu da oldukça düşük bir miktar diyebiliriz. Ve Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde bulunan toplam short pozisyon sayısı 1.332.524 olmuş. Bu oldukça yüksek ve önemli bir rakam. Kaldı ki Nisan vadenin, yani Nisan sonuna daha 1,5 ay civarında bir süre bulunuyor. Merkez Bankası'nın Nisan vade pozisyonları itibariyle ortalama maliyetine baktığımız zaman ise 5.59 seviyesini görmekteyiz arkadaşlar. Evet, 5.59 seviyesini görmekteyiz. Bu durumda son kapanışımıza bakalım. Nisan vade itibariyle son kapanış 5.58 seviyelerinde, 5.58.92 seviyelerinde gerçekleşmiş. Yaklaşık 1 kuruş civarında Merkez Bankası burada avantajlı konumda görünüyor ama fiyatlar neredeyse maliyetle başa baş seviyelerde. Evet, gelelim Haziran vadeye değerli dostlar. Haziran vade itibariyle Merkez Bankası Cuma günü sadece 2000 kontratlık short pozisyon açmış. Hafta genelinde Merkez Bankası'nın işlemlerine baktığımız zaman Haziran vadede 63.973.75, yaklaşık 64.000 kontrat işlem yapmış durumda bir hafta boyunca. Ve Merkez Bankası'nın kümülatif pozisyonlarına baktığımız zaman Haziran vade için 961.735 kontrat pozisyon taşıyor, short pozisyon taşıyor. Ortalama maliyeti ise 5.67 imiş. Son kapanış verileri itibariyle, Cuma günü itibariyle bakıyoruz. Uzlaşma fiyatı 5.71.53. Yani arkadaşlar, Merkez Bankası'nın maliyeti 5.67 ama uzlaşma fiyatının son değeri 5.71. Merkez Bankası burada da ciddi şekilde zarar yazar duruma gelmiştir diyebiliriz. Peki arkadaşlar, Merkez Bankası bu hesaplara göre ne miktarda karda ve zararda? Bir de bunu incelemeye çalışalım. Öncelikle şunu söylemek isterim. VIOP işlemlerinde 1'e 3, 1'e 5 gibi kaldıraçlar kullanılabilir. 1'e 10'dur en fazla uygulanabilecek olan kaldıraç miktarı. Biz Merkez Bankası'nın hangi oranda bir kaldıraçla, hangi sistemle işlem yaptığını net olarak bilmiyoruz. Burada hangi kaldıraç oranını uyguladığını bilmediğimiz için de bunu genel olarak VIOP'ta kullanılan 1'e 10 dediğimiz klasik kaldıraç sistemidir. Bu klasik kaldıraç sistemini dikkate alarak işlem yaptığını farz edelim. Bu tamamıyla bir simülasyon hesaptır. Merkez Bankası'nın net bir şekilde hesabının kitabını benim bilmem hiçbir şekilde mümkün değildir. Sadece VIOP işlemlerinde sizlere fikir olması bakımından bu hesapları ve rakamları ben sizlere arz etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar, Mart vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde toplam 402.762 kontrat bulunuyor. 390 TL'dir bir kontratın değeri, ancak bu kontrat değeri şu anda 415 TL oldu ama Merkez Bankası bu işlemleri yaptığı zamanki maliyet bir kontratın fiyatı 390 TL idi. Bu durumda 157 milyon civarında bir teminat yatırmış olması, bir para riske etmesi gerekiyor. Bu miktarda bir para kullanması gerekiyor. Ortalama maliyeti 5.39.20 ve son uzlaşma fiyatı ise 5.50.09 durumunda. Bu durumda arkadaşlar, ortalama maliyet 5.39.20 ise ve şu anda son uzlaşma
Mart vade için 5.50.09 seviyesinde ise arkadaşlar Merkez Bankası'nın bu pozisyon dahilinde şu anki zararı 43.860.000 TL. Bir başka ifadeyle Merkez Bankası 157 milyon TL civarında bir rakam riske ederek işlem yapmış ve şu an %27.92, %28 civarında zararda bulunuyor. Merkez Bankası pozisyonlarını kapatmadığına göre şu miktardaki zararı mutlak surette Viyop hesabına yatırmak durumundadır veya fazla miktarda bir para bir hesapta bulunuyor ise bu miktardaki bir rakam Merkez Bankası'nın hesabından zarar olarak düşmüştür. Nisan vadeye baktığımız zaman 1 milyon 332 bin küsur kontratı bulunuyor. Yaklaşık 520 milyon TL gibi çok önemli bir rakam buraya riske edilmiş durumda. 5.59.60'dır ortalama maliyeti. Şu anki uzlaşma fiyatı 5.58.92. Çok ufak miktarda 0.068 civarında bir kademe avantajı bulunuyor ve 9 milyon civarında bir karlılığı söz konusu. Nisan vadeye itibariyle. Haziran vadeye baktığımız zaman 961.000-962.000 kontrat civarında Merkez Bankası'nın short pozisyonu bulunuyor. 375 milyon gibi bir rakamı riske etmiş durumda. 5.67.10 ortalama maliyeti olarak görüyoruz. Ve şu anki fiyata baktığımız zaman son uzlaşma 5.71.53. Yani Merkez Bankası'nın short pozisyonlarının maliyetinin üzerine çıkılmış durumda ve Merkez Bankası 42.6 milyon civarında burada da zararda görülüyor. Şu tabloya genel olarak baktığımız zaman Merkez Bankası'nın maliyetleri ve şu anki piyasa fiyatlarını dikkate aldığımızda 42 burada, 43-44 burada yaklaşık 85-86 milyon gibi bir zarar. Şuradaki 9 milyonu dikkate aldığımız zaman 75 milyon TL gibi Merkez Bankası'nın şu anda zarar konumunda olduğunu, bunun ise yaklaşık 14-15 milyon dolar civarında bir rakama tekabül ettiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar, özellikle ve özellikle Mart vadede Merkez Bankası'nın işlem yapmamaya başladığını görüyoruz. Nisan ve de Haziran vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde şurada gördüğünüz gibi Nisan vadede 1 milyon 300, Haziran vadede ise 960 bin kontrat gibi önemli miktarda short pozisyon bulunuyor olması, bu duruma bağlı olarak Nisan ve Haziran vadenin seçimlerden sonraki bir vadeyi ifade ediyor olması, Merkez Bankası'nın seçimlerden sonra dolar üzerindeki spekülatif hareketleri engelleyebilmek ve aşırı dalgalanmaları engelleyebilmek adına bu işlemleri yaptığını biliyoruz. Yani bu yetkiyi alırken bu yetkinin amacı bu idi. Fakat Merkez Bankası şu anda 5.50'lere yaklaşmış olan spot piyasa fiyatlarını dikkate aldığımızda bu seviyelere yaklaşmış iken ekstra short açma baskısını yaratmıyorsa, ekstra short pozisyonlar açmıyorsa ve bu pozisyonları açmış olsa şurada görmekte olduğunuz maliyetleri belki biraz daha yukarı seviyelere gidebilecek. Buradan biz şu sonucu çıkarabiliriz. Acaba Merkez Bankası önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yakın vadede dolarda bir geri çekilme beklemiyor mu? Bakınız, beklemiyor mu? Eğer bekliyor olsa doların tekrar 5.30'lara, 5.20'lere doğru geri çekileceğine dair bir beklentisi söz konusu olsa, bu durumda özellikle şu günlerdeki 5.45-5.50 aralığındaki dolara önemli ölçüde short pozisyon açmak suretiyle bir manada hem şuradaki maliyetlerini biraz daha yukarı çekme imkanını bulmuş olacaktır, hem de önümüzdeki yakın vadede 5.20'lere, 5.30'lara doğru tekrardan bir geri çekilme olacaksa önemli de bir kar sağlamış olacaktır. İşte Merkez Bankası'nın son günlerde Viyop'ta elini tutuk davrandırmış olması, yeni pozisyonları açma hususunda çok istekli olmaması böyle bir soru işaretini gündeme getirmekte. Peki bunun beraberinde hangi soru işareti geliyor? Merkez Bankası önümüzdeki günlerde özellikle seçimlerden sonra piyasada oluşabilecek olan yukarı yönlü hareketlere müdahale etmek isterse bu durumda şu maliyetleri daha da yukarı çıkacak. Bu maliyetler yukarıya çıktıkça piyasanın da yukarı gitmesi durumunda Merkez Bankası'nın da bu işlemlerdeki zarar oranı artmaya başlayacak. Evet, burada şu mesele gündeme geliyor.
Acaba Nisan ayında, yani seçimlerden sonra Merkez Bankası göz göre göre zarar edeceğini ve ciddi zararlar edeceğini bile bile hızlı bir şekilde, yoğun bir şekilde, çok yüklü miktarlarda short pozisyon açacak mı? Eğer açmayacaksa, short pozisyon açarak piyasada yeteri kadar bir dengeleme yapamayacağını hissederse, bu durumda fiyatların sürekli yukarı gitmesi durumunda zararı artmaya başlayacaktır. O durumda da elindeki pozisyonları kapatma çabasına girecek mi? Kapatabilmesi için ne yapması gerekiyor? Short pozisyon ancak alım yapılarak, yani long ters pozisyon açılarak kapatılabilir. Bunun için alması lazım. Aldığı zaman fiyatların daha da yukarı gitme durumu söz konusu olacak. Özetle sevgili arkadaşlar, Merkez Bankası şu anki içinde bulunduğu bu karışık tablonun içinden nasıl çıkacak? Bunu özellikle ve özellikle seçimlerden sonraki Nisan ve Mayıs vade adına çok yakından takip etmemiz gerekecek. Zira Merkez Bankası'nın atacağı adımlar bize doların da hangi yöne doğru gitmekte olduğunu ve aynı zamanda tansiyonunun ne ölçüde yüksek olduğunu, bu çok önemli bir nokta, tansiyonunun ne kadar yüksek olduğu, ateşinin ne kadar yüksek olduğu konusunda da bizlere ciddi fikirler vermiş olacaktır. Evet değerli arkadaşlar, Viyop konusuyla ilgili olarak da söyleyebileceklerim bunlardan ibarettir. Eklenmekte olan videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda seans içinde ve her gece mutlak surette 24'ten sonra bir gün sonraya yönelik olarak dikkat edilmesi gereken kritik pivot verilerini hem altın, hem euro dolar, hem dolar viyop gibi enstrümanlarda mutlak surette yayınlıyorum. Gün içinde de 120 dakika gibi, 240 dakika gibi kısa periyotları da dikkate alarak Twitter'dan çeşitli mesajlar yayınlamaktayım. Bu gibi parametrelerde işlem yapan arkadaşlarımız istifade edebilirler. Twitter adresim @halukcanberk. Efendim hoşça kalınız diyorum. Umuyorum ki bu hafta herkes gönlünce pozisyonları dahilinde piyasanın yönü içerisinde piyasayla aynı yönde olabilsinler ve de güzel kazançlar sağlayabilsinler. İyi geceler, hoşça kalınız, saygılarımla.